İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü çekildi, kirlilik ortaya çıktı. İranlı bakan, yeni bir alternatif yol inşa etmesi için Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardıma hazırız. Fransa, Arsak'ta dahil olmak üzere 1920'de Ermenistan'ın bağımsızlığını zaten tanıdı. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerlerini tanıyalım. Doğu Karadeniz'in saklı cennetleri. Yerli halklara saygı duyarak iklim değişikliğiyle mücadele. Ermenistan Cumhuriyeti Dünya Seyahat Ödülleri 2021 adaylık listesinde. Tarihi başkent Ardaşat'ın sütunla bağlı sarayının kalıntıları bulundu. Şampiyonlar hızlı satranç turu finalleri. Aronyan Azerbaycanlı Mehmet Yarov'u mağlup ederek 3. oldu. Kuraklık ve küresel ısınmayla birlikte Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün yer yer 2 metreye kadar çekilmesinin ardından göldeki kirlilik yüzeye çıktı. Göle akan 12 derenin temizlenmemesi, suyun kirlenmesinin en büyük nedenleri arasında. Suyun çekildiği bölgelerde ortaya çıkan çöp yığınları insan sağlığını da tehlikeye atıyor. Şu ana kadar yetkili kurumların temizlemediği çöpler kötü kokuda saçmaya başladı. Göle akan 12 dere temizlenmediği için sürekli çöp akarken biyolojik kirliliğin yanı sıra plastik poşetler, pet şişeler, cam kırıkları, bez parçaları ve çeşitli metal kutuların yarattığı fiziki kirlilik de önemli boyutlara ulaşmış durumda. Çevre bilincinin oluşmaması ve atıkların görevliler tarafından zamanında toplanmaması da bu kirlilikte başat rol oynuyor. İran İslam Cumhuriyeti Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Hayrullah Hademi, Azerbaycan'ın İran kamyonlarının Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçişini engellemeye başladıktan sonra Datev alternatif yolunun yapım çalışmalarını yakından tanımak için Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında bakan yardımcısı İran'ın işbirliği ve katılımıyla bu yolun yapımıyla ilgili konuları görüşecek. Bakan yardımcısı İran-Ermenistan Cumhuriyeti devlet yolu İran için stratejik öneme sahiptir. Biz bu yolu ziyaret ettik ve yeni bir yol inşasında Ermenistan Cumhuriyeti'ni desteklemeye hazırız dedi ve şöyle devam etti. Kuzey-Güney yolunun yapımında da Ermenistan Cumhuriyeti ile işbirliğine hazırız. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, geçen yılın Kasım ayında Artsakh Dağlı Karabağ için bağımsız bir statü kurulması için çağrıda bulunmuştu. Özellikle Twitter sayfasında Fransız filozof ve yazar Bernard-Henri Lejeune'in Le Point gazetesinde yayınlanan Fransa Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyabilir başlıklı bir makalesini yayınladı ve ekledi. Fransa'nın Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyabileceğine kesinlikle katılıyorum. Dahası 2020 sonbaharında Fransız Ulusal Meclisi, parlamentonun alt meclisi ve Senato parlamentonun üst meclisi, hükümeti Artsakh Dağlı Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya çağıran kararlar aldı. Levy düzenli olarak ülkenin sosyal sorunlarıyla ilgili başlıca Fransız yayınlarında ve televizyon programlarında yer almaktadır ve belirttiği gibi 1. Dünya Savaşı gazisi en ünlü hümanist antifaşist yazarlardan biri olan Fransız yazar Maurice Genevieve'nin kalıntıları toprağa verildiğinde Ermeni Artsakh Karabağ bölgesi Azerbaycan ve Suriyeli paralı askerler tarafından bombalanarak cehennemi yaşıyordu. Bu açıklamalara cevaben Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan Fransa'nın San Remo'da düzenlenen bir konferansta sonra De Jure 11 Mayıs 1920'de, Nisan 1920'de Karabağ'da dahil olmak üzere Batı Ermenistan topraklarında Ermenilere yönelik soykırımın fiili 19 Ocak 1920 ardından Ermenistan'ın bağımsızlığını zaten tanıdığını tereddüt etmeden hatırlattı. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Fransa'dan yükümlülüklerini yerine getirmesini, yani 24 Mayıs 1915, 18 Ocak 2001, Batı Ermenistan'ın Ermeni nüfusuna karşı işlenen soykırım gerçeğini tanımasını ve 10 Ağustos 1920'de Sevr'de imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın onaylanmasını istiyorum, dedi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Deniz tatiline serin, yeşil ve bol oksijenli bir alternatif olan
yayla tatili yaz sıcağından kaçıp doğanın kalbine sığınmanızı sağlayacak. İşte İzel'e tatil yapmak isteyenler için Batı Ermenistan'daki Doğu Karadeniz'in saklı cennetleri. Yüksek dağların zirvesinde bulutlara yukarıdan bakacağınız, sıcaktan kavrulmak yerine neredeyse üşüyeceğiniz ve doğanın huzurlu sessizliğiyle bütünleşeceğinizi bir yayla tatili için Karadeniz'in saklı cennetleri sizi bekliyor. Artvin'in yemyeşil doğası birçok yaylayla da ev sahipliği yapıyor. Eşsiz bir floraya sahip bölgede doğa yürüyüşleri yapabilir, birçok vahşi hayvanın yaşam alanı olan bu yaylada harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Kuşların, ağaçların, derelerin sesiyle baş başa kalacağınız, doğası hiç bozulmamış mükemmel bir yer. Yayla tatilinin tadını tam olarak çıkarmak ve biraz da modern hayatın konforundan uzaklaşmak, macera yaşamak için harika bir tercih. Batı Ermenistan. Dünya Bankası herhangi bir önlem alınmazsa iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar dünyanın 6 bölgelerinde 216 milyondan fazla insanı göç etmeye zorlayabileceğini tahmin ediyor. Dünya Bankası iklim değişikliğinin Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika'daki göç üzerindeki etkisini analiz ederek 2018'de ilk kez Kuzey Afrika, Doğu Asya, Pasifik bölgesi, Merkezi ve Doğu Avrupa'yı içeren Grundwell raporunu yayınladı. Rapora göre iklim değişikliği en çok en yoksul ve en savunmasız bölgeleri vuracak. Bilgilerimize göre iklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal verimlilik ve deniz seviyesinin yükselmesi üzerindeki etkisi giderek artıyor ve bu Batı Ermenistan dahil bazı bölgelerin yaşam kalitesini azaltıyor. Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika'da durum kritik. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Turizm Komitesi yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Dünya Seyahat Ödülleri 2021 adaylık listesinde yer alarak turizm alanında dünya çapında tanınma fırsatı bulduğunu bildirdi. Dünyanın önde gelen miras hedefi 2021, Ermenistan Cumhuriyeti Dünyanın önde gelen teleferik gezisi 2021 DATEV'in kanatları. Haziran ayında Kentsel Gelişim adlı Hayır Vakfı ve Dünya Medyası ve etkinlikleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası turizm alanında daha görünür olmasını sağlayacak, Ermeni kültürünü ve cazibe merkezlerini dünya turizm ödüllerine dahil edecek bir işbirliği anlaşması imzalandı. Dünya Seyahat Ödülleri adlı yarışma, seyahat, turizm, misafirperverlik, ödüller ve kutlamalar için 2093 yılında kuruldu. Her iki adaylıkta da Ermenistan Cumhuriyeti'ne oy vermek için aşağıdaki adresi ziyaret edin. Oylama 25 Ekim tarihine kadar açık. Tarihi başkent Ardaşat'ın sütunla bağlı sarayının kalıntıları bulundu. Kazılar, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Kazı Başkanı Zardaryan'a göre bulunan yapı sütunlarla bağlı ve tarihi başkent Ardaşat'ın yapılarından birisidir. 4 adet sütunun temeli bulundu ve kalan sütunların izleri hala toprak altında. Kazı ekibi üyelerine göre yapımının M.Ö. Pagan dönemine kadar uzanan çeşitli kültürel katmanları var. M.Ö. 2. 1. yüzyıl ve M.S. 1. 2. yüzyıl. Araştırma tamamlandıktan sonra kalıntıları müzelemek mümkün olacak ve böylece Ermenistan Cumhuriyeti'nde benzeri görülmemiş bir turistik yer daha oluşmuş olacak. Tarihi başkent Ardaşat'ın Kral 1. Ardaşes tarafından M.Ö. 189-188 yılları arasında 12 büyük ve 1 küçük tepeler üzerine kurulduğunu hatırlatalım. Tepelerin birinde şimdiki Horvirap Manastır Kompleksi yer alıyor. Çeşitli arkeolojik kazılarda hamam kalıntıları, mozaikler, sikkeler, çeşitli yapılar bulunmuştur. Bunların bir kısmı incelenmiş, müzelerde sergileniyor ve bir kısmı da halen inceleme aşamasındadır. Şampiyon satranççıların hızı satranç turu finalleri çevrimiçi turnuvasının son turunda Ermeni satranççı Levon Aronyan en güçlü Azerbaycanlı satranç oyuncularından Şahriyar Mametyarov ile yarıştı ve 3 maçta 2,5 yarım puan farkla kazandı.
Önceki 8 turda Levon Aronyan, Rus Vladislav Artemyev'i, Hollandalı Anish Giri'yi, Amerika Birleşik Devletleri Leslie Soy'u, Norveç'ten Magnus Carlsen'i yendi. Batı Ermenistan, Ermeni satranç oyuncusunu tebrik ediyor ve yeni zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşot Adamyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Papuri adlı eseri sunuyoruz. Papuri can matabuli baga, papuri can yergezi an ustaga, lusnaga shoga gatel, in kura koga gatel. Papuri can matabuli baga, papuri can yergezi an ustaga, barakamingalisa, alkoga dotalisa. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.